ile hava, senin kendi karın kaç kere gördüğü nadal ile hava, senin kendi karın kaç kere gördüğü nadal ile hava, senin kendi karın kaç kere gördüğü. Bunu 25 yaşında cinayete kurban giden bir kadın, iki çocuklu, uzunca bir süredir aslında o rencide edilmiş orada. Köy ve halk tarafından kayınpederiyle ilgili vesaireyle ilgili. Bunlar gerçek arkadaşlar. Uzunca bir süredir aslında o rencide edilmiş orada. Köy ve halk tarafından kayınpederiyle ilgili vesaireyle ilgili. Ama ben burada hep Allah'tan diliyorum, size de umut ediyorum. 56. katil benim kızım olsun bu yayında. Benim evladımın katili bulursun bu yayında. Bunlar hep böyle yalan konuşuyorlar. Yok öyle bir şey Müge abla. Bak ben bunu abla vicdanımla söylüyorum, yok. Hep dedikodu havanın birilerinin koşmasından söylüyorlar. İşte evinde kayınbiraderi ve yaşlı babaanneyle kalmış. İki çocuğundan ikisinde de problem var. Onları okula götürmeye getirmeye çalışıyor. Kocası şehir dışında yaşıyor. Bunun... Bir gün okula birlikte Murat'ı bırakmaya giderlerken karşıdan bir erkek görmüşler. Nazmiye'ye bakıyor. O yanındaki hanım da demiş ki, bu kim? Nazmiye de demiş ki, bu benim demiş görümcem Havva'nın başında bir olaylar var ya. Bu demiş işte o olayda adı geçen Gökhan. İstiyoruz ki gerçekleri anlatsın ve bir şekilde bu ağır cezadan kurtulsun. Bütün dert bu. Konuşursan birilerini daha mı çok üzeceğini düşünüyorsun Ahmet? Ya da birilerini... de daha başı yanacak ya da onlar bir takım cezalar alacak diye mi bir kaygı duyuyorsun? Yani senin hayatının daha önüne geçen başkaları mı var konuşursan zarar vereceğini düşündüğün? Yok. Eğer cinayetin içindeysen ki öyle gözüküyor, o zaman da en az ceza ile kurtul. Çünkü yaşın küçük diye düşünüyoruz. Ama bunun için açıklaman gerekiyor. Bir de üstelik sadece kendini yakmıyorsun. Yani suçsuz günahsız olduğunu söyledin. Babanla abini de yakıyorsun. Bir de yani vebali de bunun çok fazla. Eğer cinayetin içindeysen ki öyle gözüküyor, o zaman da en az ceza ile kurtul. Çünkü yaşın küçük diye düşünüyoruz. Ama bunun için açıklaman gerekiyor. Bir de üstelik sadece kendini yakmıyorsun. Yani suçsuz günahsız olduğunu söyledin. Babanla abini de yakıyorsun. Bir de yani vebali de bunun çok fazla. Eminim birkaç sene sonra çok daha fazla üzülürsün. Daha iyi anlarsın değil mi? Yani ve cinayet çözülürse belki bu aile tekrar bir araya da gelebilir. O zaman aradaki bu takım nifaklar yani belki bir nifak da sokuldu ailenin arasına. Bu da giderilebilir. Gökhan Yılmaz E tipi kapalı cezaevi Giresun'dan bana bir mektup gönderdi. Biliyorsunuz bu Gökhan kimdi? Gökhan Havva'nın ortaya attığı Ali Yaşar'la yengemin fotoğrafları onların elindeydi. Beni bu yüzden evliliğe benimle evlenmediler. Evlenmedi Gökhan, ailesi beni istemedi. Ve bu anlamda da Nazmiye yengemi de işte bu fotoğraflarla tehdit ederek ne diyeyim işte kötü yola sürüklemeye çalışıyordu. Şantaj yapıyordu diye iddia ettiği Gökhan kapalı cezaevi Giresun'dan, E tipi kapalı cezaevi Giresun'dan mektup gönderdi. Buyurun, sizin de son sözünüz var mı? Öyle söyleyecek misiniz? Reklamdan yok, sonra. Tamam, reklam çünkü bu mektubu bir okuyalım bakalım. Tamam. Bir gün okula birlikte Murat'ı bırakmaya giderlerken karşıdan bir erkek görmüşler. Nazmiye'ye bakıyor. O yanındaki hanım da demiş ki, bu kim? Nazmiye de demiş ki, bu benim demiş görümcem Havva'nın başında bir olaylar var ya. Bu demiş işte o olayda adı geçen Gökhan. Yayınınızda her iki kelimeden biri Gökhan. Adımı temize çıkarmak istiyorum. Üzerime atılı bu itirafları çürüt. Benim elim kolum bağlı. Nazmiye abla köyde değil, Akçaabat merkezde oturuyordu. Bunu onlar çok iyi biliyorlar. Cezaevinde olmasaydım programınıza gelir. Gökhan Yılmaz, E-Tipi kapalı cezaevi Giresun'da. Ne kadar, kaç senesi var Ahmetciğim? Konuşmuyor musun hiç sen onunla? Ne konuşacağım onunla? O zamandan beri konuşmuyor musunuz? Yani aranız bozuldu mu yoksa hani arkadaşlığınız devam etti mi? Arkadaşın değil miydi senin aynı köyden? Aynı köyden. Hani arkadaş mıydınız eskiden? Yani. Ya samimi arkadaş mıydınız hiç olmazsa bu olaydan önceki günlerde? Yani arkadaştık yani. Niye evde yadı kalkmaz mıydınız Ahmet? Şimdi aldı hapis cezası. Evde yadı kalkmaz mıydınız? Eve getirdin önünde aşağıda eve poşuka. Nasıl? Aşağıdaki ev.
Ne zaman getirdin? Nasıl, getirmedin mi hiç? Getirdim. He? Niye evdesi, karşıdaki adam şikayet etti, ben sizi evde bulmadın mı? Tabii. Saklamadın mı niye? O neyse durduk çünkü. Şimdi Gökhan şöyle yazmış. Merhabalar. Hayırlı yayınlar Müge abla. Yayınınızda her iki kelimeden biri Gökhan. Herkes benim Nazmiye abla ve Ali Yaşar Çam'ın resimlerini çektiğimi ve Havva Çam'a gösterdiğimi söylüyor. Böyle bir resmi ben çekmedim. Ne de Havva'ya gösterdim. Olmayan bir şeyi benim birine gösterme lüksüm ve de yeteneğim yok. Aslında siz de yani bunu Havva söyledi ama Havva size o zaman da söylediğini ve bunu bildiğinizi söylüyordunuz değil mi? Hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Ama Gökhan diyor ki benim böyle bir olayla ilgim yok. Ben bir fotoğraf çekmedim. Bunu kimseye de göstermedim. Adımı temize çıkarmak istiyorum. Sevgili Müge abla, sen tanıdığım sözü ve özü mert olan bir insansın. Üzerime atılan bu zanlı iftiraları çürüt. Benim elim kolum bağlı. Nispet bir suçtan hükümlüyüm. Programa gelip kendimi savunamıyorum hükümlü olduğum için. Ama illa da var diyorlarsa, yani bu fotoğraf için, bu iddia edenler ispat etsinler. O resimleri bir fotoğrafçıdan çıkarmak gerekir. Havva'nın önüne koymak, göstermek için. Akçabat'ta çok az fotoğrafçı var. Sorun bakalım hangi fotoğrafçıya böyle bir fotoğraf çıkardı. Havva ile yaşadığımız olaydan dolayı ben bu aileyle zaten bir araya geliyordum. Ve ayrıca Nazmiye abla köyde değil Akçaabat merkezde oturuyordu. Bu durumda ben nasıl söylenen fotoğrafları çekebilirim? Ve ben ayrıca denizde gemide çalışıyorum. Bunları onlar çok iyi biliyor. Şimdi bakınız ya, olay itibariyle barakaları gördük deniz kenarında, burada tuttuk dediler. Kakıyor gidiyor polislerle. Polisler orada kimsenin tutulamayacağını fark ediyorlar ve yalan söylediğini söylüyorlar. Peki o yalanı neden söyledi? Onu çok merak ediyorum. Niçin orayı gösterdi? Çünkü doğru yeri gösterseydi o zaman oradan doğru kişilere de ulaşılabilirdi. Yani orada bir takım deliller ve emareler olacaktı ister istemez. İz olacaktı, kapı izi, parmak izi olacaktı, şu olacaktı, bu öyle olacaktı. Öyle Muhammed. Niçin orayı gösterdi? Çünkü doğru yeri gösterseydi o zaman oradan doğru kişilere de ulaşılabilirdi. Yani orada bir takım deliller ve emareler olacaktı ister istemez. İz olacaktı, kapı izi, parmak izi olacaktı, şu olacaktı, bu öyle olacaktı. Öyle Muhammed. Yani sanki sana bir şeyler anlatılmış da baraka maraka denmiş. Sen de oradaki baraka gibi düşünmüşsün gibi geliyor bana. Yani duyduğundan o baraka olduğu kanaatine vardığın için mi oradaydın? Ben ayrıca denizde gemide çalışıyorum. Bunu onlar çok iyi biliyor. Yayınınızda... Bakayım ne diyor? Sevgili Müge abla, artık yeter. Ben her iki olayla ilgili mahkemede Ali Yaşar amcam benim ismimi verdiği zaman hem Akçaabat Vakfı Kebir Emniyeti'ne tüm bildiklerimizi anlattık. Nazmiye abla kaçırıldığı zaman ben köydeydim. Ölü bulunduğu zaman da köydeydim. Bunu emniyet birimleri biliyor. Nazmiye abla kaçırıldığı zaman ben köydeydim. Ölü bulunduğu zaman da köydeydim. Bunu emniyet birimleri biliyor. Bahsi geçen tek bir resim yoktur olmamıştır. Müge abla cezaevinde olmasaydım programınıza gelir, hakkımda söylenen yalanlara ispatlı cevap verirdim. Olayla yakından uzaktan hiç alakam olmamıştır. Esenlikler diler, hayatınızda başarılar dilerim demiş Gökhan. Gökhan'cığım teşekkür ediyorum sana. Allah seni de kurtarsın bir an evvel cezaevinden. Yani diyor ki Gökhan, benim yok böyle bir fotoğrafım. Fotoğraf çekmedim diyor. Ben böyle bir fotoğraf çekmedim diyor. Çektiysem de hangi fotoğrafçıda bastırmış olabilirim bunu? Bana onu söylesinler diyor. Ama sen o dönemden de bildiğini söylüyorsun bu fotoğrafları. Yani o dönem Havva size böyle bir şey anlatmış diyorsun. Görmedik ama anlattı Müge Hanım. Anlatmayı anlattı. Peki o zaman işte Ahmetciğim, ben yine aynı soru söyleyeceğim. Madem öyle bir şey vardı, burada bu kadar hararetli tartışmalarda ya da mahkemede ya da emniyette niye o fotoğraflardan bahsedilmedi? Yani Müge Hanım, görmediğim için bir şey demedim ben o konuda. Müge Hanım, Ama hiçbir şey dörtlük zaten kimse gözüyle görmemişti ki, hepsi dedikodudan ibaret. Onu da gördüğünü söyleyen, yani ilk basında değil mi hocam, fitili ateşleyen Havva. Hayır yani Ali Yaşar'la gelini arasındaki bir şey de kimsenin tarafından görülen bir şey değil ki, bu bir dedikodu. Aynen, bu da dedikodu. Yani onlarla ilgili her şey anlatılmış da mahkemede.
burada niye bu fotoğraflardan hiç bahsedilmedi acaba? Ahmet, ne düşünüyorum biliyor musun? Ya da sana sorayım. Acaba böyle fotoğraflar yoktu da Havva olayı başka bir yere mi götürmeye çalıştı? Havva senin kardeşin mi, ablan mı? Ablam. Ablan. Ya da sana sorayım. Acaba böyle fotoğraflar yoktu da Havva olayı başka bir yere mi götürmeye çalıştı? Havva senin kardeşin mi, ablan mı? Ablam. Ablan. Acaba ablan olayı başka bir yere mi döndürmeye çalışıyor? Ne dersin? Bilmiyorum Miga. Şimdi değil mi? Tam olay bir noktaya geldi. Tabii. Bir noktada Havva çıktı ve bu fotoğraflardan bahsetti. Aslında 6 sene sonra. Asaleti yok. Şimdi bu çocuk diyor ki ben çekmedim. Hı-hı. Yani nasıl bu ortaya çıkmaz? Yani nasıl bu ailede konuşulmaz? Unutmuş olamazsınız. Evet. Yani olmadığı için bir şey söyleyemedik mi yani? Hı? Olmadığı için bir şey söyleyemedik. Ama olmayan birçok şeyi söylemişsiniz. Hani söylediğiniz her şeyde olmuş diye bir kaydı yok yani. Ama olmayan birçok şeyi söylemişsiniz. Hani söylediğiniz her şeyde olmuş diye bir kaydı yok yani. Havva niye böyle bir şey attı acaba ortaya? Eğer bu fotoğraflar varsa, bu çocuk da senin arkadaşın. Sana da göstermiş olmalı. Çünkü sizin zaten o zamandan itibaren babanla probleminiz var. O zaman sana da gösterirdi. En azından babana karşı kullan diye. Gösterdi mi böyle fotoğrafları? Yok Müge Hanım. Hı? O zaman Havva attı mı biraz kafadan acaba? Ne dersin? Bilmiyorum. Hı? O zaman Havva attı mı biraz kafadan acaba? Ne dersin? Bilmiyorum. Hı? Nazmi hayatta mıydı? Tabii. Tamam. Tam o sırada da işte Ali Yaşar da Seyfettin'den korkuyor, silahla geziyorum, beni öldürecek diyor. Açıyor kardeşlerini, beni öldürecekler, sizin yanınıza mı geleyim diyor. Sizin de elinizde böyle bir done var, nasıl kullanmazsınız ki babana karşı? Ali Yaşar Bey, size hiç böyle fotoğraflardan bahsedildi mi? Hayır Müge Hanım, hiçbir şey bahsetmediler. Yani ben bu stüdyoda öğrendim onu, Havva'nın böyle bir şey dediğini. Yani bunların hepsi dönemeçti. Biz bir yerde birileri ismini verdiğimiz zaman bu dönemeçleri ortaya yere soktu. Ama ben burada hep Allah'tan Allah'tan diliyorum, size de umut ediyorum. 56. katil benim kızım olsun bu yayında. Benim evladımın katili bulursun bu yayında. Bunlar hep böyle yalan konuşuyorlar. Yok öyle bir şey Müge abla. Bak ben bu namına vicdanımla söylüyorum. Yok, hep dedikodu Havva'nın birilerinin koşmasından söylüyorlar. Ali Yaşar Çam, Nazmi Yaçam'ın öldürülmüş olarak bulunduğu yere hiç gitmediğini belirtmişti. Şu anda da Ali Bey yanımızda. Siz hiç gitmediniz mi? Hayır, hiç gitmedim. Kesinlikle gitmedim. Bulunduğunu nasıl öğrendiniz? Ne zaman? Bulunduğunu Akçabat polis karakolu bize söyledi. Cumartesi günü akşam. Bir dakika, en baştan şunu, siz hiç gitmediniz mi oraya? Hiç gitmediniz. Hiç gitmedim Müge Hanım. Biz araştırma dosyası 990 numaralı dosyaya bakmak için avukattan gidiyken gene de onun şeysi yani vekili olan bir şahısla davası onda. Dedi ona biz Akçabat Vakfı Gebre'ye at. Ondan sonra gidelim Trabzon'a. Çünkü dedi, biz dedi Vakfı Gebre'ye gidiyoruz, bu dosyaya bakma. Arabaya bindik, 3 kişiydik. Giderken onun bir arkadaşı var Mevlüt Can, bizim köylü. O da ona telefon ediyor, Vakfı Gebre'ye gidelim, gelirsen gel. Arabaya bindik gittik. Biz gittik içeri. Dosya numarasını da o zaman öğrendik. Dosyadan bilgi vermedi savcı bir avukata. Dedi ki veremeyiz. Numarayı verdi. Çıktık. O zaman da olsa ben şeyden burası şey önceden hal ne dedi kütüphaneydi. Sonradan çocuk anaokul yapıyor. Nazmi oraya vermek istedi. Ben de dedim uşağım buraya servis yok. Ödesinin servisi var. Öyle çıktım. Suvacıyı gördüm. Suvacıdan konuştum. Dedim ki baba kasetten para verme. Bak ben doğramaların parasını verdiğim insanın da ismini söyleyeyim. Gidin konuşun. Çerçevelerin parası da verilmişti. Etme kızım dedim. Bak adam suyu ev yapayım sana diye. Orada mobilyanın parası ev yapayım. Yani tamam, ne de... Ama yani söyle kim, söyle kim onlar diye dövündüm ya, kim? Ya bir şey mi değile sadece? Söyle seni bir şey mi değile, bir şey mi? Dedi baba ben o karının yanına gidip durmam. Sen evde olmaz ama gene beni döverle. Ben gitmeyeceğim dedi. Ben bunu herkese değilim dedi. Ablam onunla da değil. Bunu herkes biliyor köyde. Onunla durmak istemiyordu Müge abla. Bak buraya ben çocuk bağladı köyden. Bak o bile diyor. Müge abla evden ayrıldığım zaman Nazmiye'yi dövüyordular. Ekseri Havva'la ikisi dövüyordu.
Ben bunu inkar etmiyorum. İnkar edin. Seyfettin. Niye? Niyesini o bilir. Anasından bir öldüler. Dört kavun bir arada. Ha. Ahmet Dal diyen oğlu beş kavun. Sonra? O sonrasını bilmem. Sonrası siz anladın. Benim uşağımı yiyen bunlar. Niye peki bunca sene değil de o zaman? Hangi bunca sene değil? Kaç yıl? Gelini iki tane çocuk oldu. Yavla çocuk dünya geldi. Cenazesleri geliyor. Çıkacak yol yok. Ama kimden? Benden, senden, ondan, bundan. Bunların zoru buydu. Kimin zoru buydu? Yapılan olay bu iş üzerine yapıldı. Ali Yaşar Bey, çok doğru bir yerden gidiyorsunuz. Tamam, evet. Haklısınız. Niye peki bunca sene değil de o zaman? Hangi bunca sene değil? Kaç yıl? Gelini iki tane çocuk oldu. Yavla, çocuk dünya geldi. Cenazesleri geliyor. Çıkacak yol yok. Ama kimden? Benden, senden, ondan, bundan. Evet. Tamam, haklısınız. Fakat yani sizce bu kadar planlı bir hareketi sizin çocuklarınız ve eşiniz yapabilir miydi? Şimdi bak ben sana... Yaşar Bey ama ha. Tamam başka isimleri de söylüyorsunuz ama... Yani ha. Bu kadar şimdi bu sizin aileniz oturup da yani böyle böyle planlayalım... ...yengemi kaçıralım bir yerde tutalım. Yani bir kere niye o zaman kaçırıp bir yerde tutsunlar? Bulundukları zaman öldürürlerdi. Tutma konusuna ben hala daha müdahil değilim. Niye tuttular? Niye o anda öldürmedi onu anlayamadım. Hı. Bak orada... Ama çünkü tutulmasına gerek yoktu ki. Ama ben tutulduğunu da bilmiyorum. Hı. Tutulduğunu bilmiyorum ki. Tamam. Ama artık biliyorsun tutulmuş. Şu anda biliyorum. Ama tamam. Neden tuttuklarını gene kendileri açıklasınlar. Bak yemek yedirdik diye bu. Benim bir yerden haberim yok. Çamaşırları bilen... Hava, benim bir yerden haberim yok. Ne bileyim ben, yalan. Daha sonra bu fotoğrafları da ortaya atıyor. Evet, hava bir yerden... Bak yemek yedirdik diye bu. Benim bir yerden haberim yok. Çamaşırları bilen hava, benim bir yerden haberim yok. Ne bileyim ben, yalan. Daha sonra bu fotoğrafları da ortaya atıyor. Evet, hava bir yerlere varmaya geldik. Müge abla burada bir isimle bir yerlere varmaya geldik. Hava balon ucuydu. Gelsin burada. Ben buradayım. Kaçmayayım ya. Ben buradayım. Gelsin buraya. Niye gelmiyor? Yengesi öldü. Babası cezaevine gidiyor. Kardeşi Çin'e Zahra anlattı. Ben Zahra'yı görmedim. Burada Hasan Şükür. Savcıya da verdi ifade. Zahra anlattı. Yalan mı konuştu? Benim bir yerden haberim yok. Çamaşırları bilen hava. Ben ne dedim? Gelirsen burada konuşacağım. Başka konuşamazsın. Gelme benden o zaman. Şimdi Ali Yaşar Bey de şöyle bir şey söylemeye çalışıyor. Çok hani karışık anlatıyor. Belki anlaşılmıyordur. Ali Yaşar Bey de diyor ki benim bir ortaklığım olmuştu. Nereye? Köfteci dükkanına. O ortaklığımda da işte iki tane, üç tane orada ortak vardı. Bana da 105 bin lira bana borçları vardı. Bu 105 bin lirayı da ödenmemek için onlar benim çocuklarıma da yardım ettiler. İşte hep beraber gelini kaçırdılar. Öyle. Ben Osman'dan paramı istedim. Paranı vereceğim dedi. Tamam kavga dedim. Çıkacağız da. Evet. Şimdi ben. O parayla ilgili. Şimdi ben. O parayla ilgili. Evet. Git. Tebedire mi? Batmış dükkan ortak ol. Tebedire onlar mi? Dedi sana. Sen gitmemeliydin. Gittik batmış, babamış, adam gitmeseydin. Batmış dükkan. Her yere borçları var bunlar. Sen niye? Paranı alacaksın dedi. Bir salı günü paranı verecektiler. Senden paranı alacaksın dedi. Bir salı günü paranı verecektiler. Ama Ahmet'in bu cinayeti tek başına işlemesi mümkün değil. Yani yengesini evet. Tutup 5 gün bir yerde tutması, onun beş orada gün, bakımıyla ilgilenmesi, da mümkün tabii. Değil tek başına. Sonra arabayla oraya götürüp atması. Yani Ahmet'in tek başına yapacağı işler değil bunlar. Hayır. Mutlaka en az bir kişi daha var. Yani. Evet. En az iki kişi Ahmet'le beraber. Ahmet Mehmet kim varsa en az iki kişi olması lazım bu olayın evet. İçinde. En az. Şimdi bakınız ya olay itibariyle. Barakaları gördük deniz kenarında, burada tuttuk dediler. Kalkıyor gidiyor polislerle, polisler orada kimsenin tutulamayacağını fark ediyorlar ve yalan söylediğini söylüyorlar. Peki o yalanı neden söyledi? Onu çok merak ediyorum. Niçin orayı gösterdin? Çünkü doğru yeri gösterseydi o zaman oradan doğru kişilere de ulaşılabilirdi. Yani orada bir takım... Deliller ve emareler olacaktı evet. İster istemez. İz olacaktı, kapı izi, parmak izi olacaktı, şu olacaktı. Öyle olacaktı. Mi Ahmet? Şimdi bakınız ya olay itibariyle
Barakaları gördük deniz kenarında, burada tuttuk dediler. Kalkıyor gidiyor polislerle. Polisler orada kimsenin tutulamayacağını fark ediyorlar ve yalan söylediğini söylüyorlar. Peki o yalanı neden söyledi? Onu çok merak ediyorum. Niçin orayı gösterdi? Çünkü doğru yeri gösterseydi o zaman oradan doğru kişilere de ulaşılabilirdi. Yani orada bir takım deliller ve emareler olacaktı ister istemez. İz olacaktı, kapı izi, parmak izi olacaktı, şu olacaktı. Öyle olacaktı. Mi Ahmet? Tamam da bu neden burası dedin ama? Ama cesedin bulunduğu yerde doğruyu bildi. Dur bir saniye. Ha, neden burayı gösterdin yavrucuğum ya? Burada olmadığını bildiğin halde, burada bir şey olmadığı halde polisleri buraya getirip neden burada tuttuk dedim. Bunun sebebini söyle. Bunun mantığını anlamakta zorlanıyorum ben. Hı? Neden ve niçin? Ya çok basit bir soru ya. Neden oraya götürdün? Haydi haydi ağzına geliyor söyle şunu. Ağzına geliyor. Ağzından çıkmasına izin vermiyorsun. Hangi düşünceyle, hangi kanaatle götürdün? Yani yengemin burada tutulduğun düşüncesiyle götürdüm. Arzu. Hangi kanaatle götürdün? Yani yengemin burada tutulduğun düşüncesiyle götürdüm. Arzu. O ona, an düşündüğüm bu. Ona mı inanmıştın o an? Ona mı inanmıştın? Yani illa bir yer yani. Yengemi tutulduğu yer. Ben de gittim gösterdim buraya. Yani sanki sana bir şeyler anlatılmış da baraka maraka denmiş. Sen de oradaki baraka evet. Gibi düşünmüşsün gibi geliyor bana. Yani duyduğundan o baraka olduğu kanaatine vardığın için mi oradaydın? Ama öyle dedin az önce. Düşüncesiyle dedim gel. Tamam o düşünceyle. O düşünce nereden sana geldi? Birileri demek ki konuştu ki bir şey yemek götürüldü vesaire bir baraka dendi. Evet. Senin de aklına o denize girdiğiniz baraka geldi. Kim sana söyledi de bunları sen o barakaya gittin? Kimse söylemedi. İkinci ek bir soru sorabilir miyim müsaadenizle? Buyurun hocam. O da şu. Cesedin yerini gösterdin. Büyük bir isabette gösterdin. Burayı da gösterdin. Burası doğru çıkmadı. Ama ceset doğru çıktı. Onlardan önce bir bilgi almış mıydın bir kimseden? Kulağına gelen bir şeyler oldu mu? Bir bilgi geldi mi? Tutuklanma, gözetim altına alma, cesedin yerini keşfetmeye kadar geçen süre içinde birilerinden bir bilgi kulağına geldi mi? Anlaşıldı mı soru? Hı hı. Anlaşılmadı. Peki. Şimdi rahmetli Nazmiye'nin cesedinin bırakıldığı yeri gösterdin. Ondan önce de burayı yanlış gösterdin. Çünkü burada tutulmamıştı. Diyorum ki saat 11 civarında karakolda polislerle temas ettikten sonra cesedin yerini ya da buraya gelene kadar süre içinde bu konu hakkında birileri sana bir şey anlattı mı? Yok. Kimse söylemedi. Kimse söylemedi. Kimse söylemedi. Kimse söylemedi. Birileri sana bir şey anlattı mı? Yok. Yani anlatmadı. O zaman işin kötü. O zaman işin kötü. Bakın belki biz de tam olarak anlatamıyoruz tabii ki. Ama Yargıtay verdiği kararda haklı. Çünkü Yargıtay verdiği kararda yine bir takım maddi delillere dayanıyor. İşte o maddi deliller de en başında zaten o ölüm ceset yerini bir tek maddi göstermesidir. Hayır. Cesedin üzerinde işte nerede izler olduğuna dair
yaptığı açıklamalar, daha sonra söylenmesi. Henüz rapor alınmadan. Ölüm, daha rapor alınmadan. Ölüm zamanı. Ölüm zamanıyla evet. ilgili doğru evet. söylemesi. İşte bilmem ölüm kaç sebebiyle gün. Sebebiyle ilgili doğru yorumlar yapması. İşte ne kadar süre tutulduğu falan. Yani Nazmiye bulunduğunda. Akşamı yemek götürdüm dediği zaman hala maktulenin yaşadığı. Olduğu. Yani mesela evet. Nazmiye diyelim ki bulunurdu. Bir yerdeydi mesela, oraya atıldı diyelim. Üç gün önce ölmüştü. O da deseydi ki çarşamba günü yemek verdik, tutmayacaktı. Yani Ahmet'in aslında her dediği tutuyor. Orada bir sıkıntı yok. Evet. Ahmet eğer daha sonra babamla abim bu işin içinde yoktu demeseydi hepsi güle güle gideceklerdi cezaevine. Şimdi Ahmet böyle diyor. Yerel mahkeme diyor ki ben beraat ettireceğim. Ama Yargıtay okuyor dosyayı. Dosyayı okuyunca hocam ben de mesela hiç aileyi tanımasam ve dosyayı okusam ben de hepsi girsin yatsın derim açıkçası. Ama bugün geldiğimiz noktada aile arasındaki işte bu çarpışmayı görünce zaten işin rengi değişiyor. Yaşar'ı korur musun? Korumam mı gel? Hı? Korumam. Korumazsın. Korumak istediği kişiler varsa sonuna kadar koruyor. Ağzından bir kelime çıkmaması için gayret ediyorsa bunda başarılı oluyor. Ya bu bakımdan bu düşünceyle şey zeki yani. Diyorum. Şimdi hı-hı. benim kafam karıştıran İradesine sahip. Birkaç bir şey var. Örneğin küpe. Burada fotoğrafını gördük. Neydi şey kızınızı kardeşini buraya Behiye. Gelen? Neydi? Behiye. Behiye. Aa bu yengemin küpesi dedi. Bu küpede yurda nura bulundu. Ya. Bu benim şüphemi çok çekiyor. Yani öfkeli, bu çocuk kimi koruyorsa diye. Ona sesleniyorum. Siz de şu çocuğu şu kadarcık sevmiyorsunuz yani. Ne çok sevmiyorsunuz. Şu kadarcık sevmiyorsunuz. Onu da bil. Kimi koruyorsan seni şu tırnağımın ucu kadar sevmiyor kimse artık. Ahmet'i sevmiyorlar. Sevmiyor tabii. Sevmiyor. Ya tabii insan, ki, tabii ki, insan tabii birisi ki. İçin, kendisi için birinin böyle bir şey yapmasına onu müsaade eder mi? Onu pöpöliyorlar. Ona bir takım böyle konuşmalar yapıyorlar ama arkadan da bir an evvel onların bütün arzusu bir an evvel Yargıtay'ın bu işi bitirmesi ve bu işin derhal cezaevine girip evet. kendileriyle ilgili olan tehlikenin %100 kapanması. Kapanması. Evet. Bertaraf edilmesi. Mesele bu. Verelim ara. Şimdi bakınız ya olay itibariyle barakaları gördük deniz kenarında burada tuttuk dediler. Kakıyor gidiyor polislerle. Polisler orada kimsenin tutulamayacağını fark ediyorlar ve yalan söylediğini söylüyorlar. Peki o yalanı neden söyledi? Onu çok merak ediyorum. Niçin orayı gösterdi? Çünkü doğru yeri gösterseydi o zaman oradan doğru kişilere de ulaşılabilirdi. Yani orada bir takım deliller ve emareler olacaktı evet. ister istemez. İz olacaktı, kapı izi, parmak izi olacaktı, şu olacaktı. Öyle olacaktı. Mi Ahmet? İkinci ek bir soru sorabilir miyim müsaadenizle? Buyurun hocam. O da şu. Cesedin yerini gösterdin. Büyük bir isabetle gösterdin. Burayı da gösterdin. Burası doğru çıkmadı. Ama ceset doğru çıktı. Onlardan önce bir bilgi almış mıydın bir kimseden? Kulağına gelen bir şeyler oldu mu? Bir bilgi geldi mi? Tutuklanma, gözetim altına alma, cesedin yerini keşfetmeye kadar geçen süre içinde birilerinden bir bilgi kulağına geldi mi? Anlaşıldı mı soru? Hı-hı. Anlaşılmadı. Peki. Şimdi rahmetli Nazmiye'nin cesedinin bırakıldığı yeri gösterdin. Ondan önce de burayı yanlış gösterdin. Çünkü burada tutulmamıştı. Diyorum ki saat 11 civarında karakolda polislerle temas edene kadar, ettikten sonra cesedin yerini ya da buraya gelene kadar süre içinde bu konu hakkında birileri sana bir şey anlattı mı? Yok. Birileri sana bir şey anlattı mı? Yok. Birileri sana bir şey anlattı mı?